Bu aralar Süleyman Soylu'ya laf etmek çok moda. Ali Yerlikaya yani yeni İçişleri Bakanı'yla eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sanki bir husumet varmışçasına bir algı operasyonu güdülüyor Ve buna e, Süleyman Soylu'yu sevenler de bazen dahil oluyor. Yani farklı bir kafa var. Bununla alakalı... Twitter hesabı fake make fark etmez Süleyman Soylu'nun yaptıklarını icatlarını bir zincir halinde paylaşmış. Öncelikle şu Pervin Buldan meselesini okuyalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarete gideceği 13 Mart tarihli bir paylaşım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarete gideceği Millet İttifakı Bileşeni HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, PKK'nın en büyük uyuşturucu ve fuhuş baronu öldürülen Savaş Buldan'ın eşidir diye görsel paylaşmışlar. Savaş Buldan, Pervin Buldan'ın eşi. Ve bunu paylaşan, güncel paylaşım yapan diğer fake hesap fark etmez. içeriğine bakalım ne demiş. Vay be, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu baronu Pervin Buldan adına ağaç dikenler. Pervin Buldan'ın torbacılarını okul önlerinden bacaklarını kırdırıp toplatan Süleyman Soylu'ya uyuşturucu baronlarını korudu diye iftira atıyor. Hatırlarsanız zaten Süleyman Soylu bundan 3-4 yıl öncesinde verdiği bir talimatla eğer okul önlerinde uyuşturucu satan görürseniz bacaklarını kırın diye bir talimat vermişti. Çok bayağı sansasyon olmuştu. Evet, arkadaşa yazmaya devam etmiş. İstatistiklerde zaten burada uyuşturucu verileri, istatistikleri zaten görüyorsunuz. Ben sadece yazıyı okuyacağım. Ankara'daki makamında oturmak yerine sabahın 7'sinde kökünü kurutma operasyonlarını bizzat yöneten Süleyman Soylu döneminde Türkiye uyuşturucu ile mücadelede destan yazdı. Tarihin en büyük operasyonlarında pek çok suç örgütü çökertildi. PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin en büyük gelir kalemi olan uyuşturucu ticaretine istatistiklere yansıyan büyük bir darbe vuruldu. 2022 Dünya Uyuşturucu raporunda yer alan verilere göre 2020 yılında Dünya genelinde yakalanan eroinin %12'si ülkemiz kolluk bilimleri tarafından ele geçirilmiştir. Bunun zaten en çok sebebi de zaten uyuşturucunun kaynağı eskiden bu Taliban ülkeye el koymadan öncesinde Afganistan'dı. Afganistan'dan geliyor. Genelde Türkiye üzerinden kullanaraktan Avrupa'ya yayılıyor. O yüzden Türkiye esasında bu konuda uyuşturucunun transit geçiş bölgesi olduğu için yani en çok yakalanma ihtimali ya da çok yakalanma ihtimali olan yer tabii ki Türkiye olmuş oluyor. İstatistikte bu yüzden esasında ön plandayız. Devam edelim. Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği kararlılık neticesinde batıda uyuşturucuya bağlı ölümler rekora doğru giderken Türkiye'de bu rakamlar yıldan yıla düşmüştür. Amacımız sıfırlamak ama ne kadar başarabiliyoruz? Azalıyor. İnşallah daha da azalacak. Avrupa'nın uyuşturucu ile mücadelede en iyi istatistiklere sahip olmasında bürokraside Adı uyku düşmanına çıkan Süleyman Soylu'nun payı büyük. Sabahın 5'inde uyuşturucu operasyonunu bizzat yöneten bir bakan sabahın 7'sinde canlı yayında operasyon neticelerini paylaşıyordu. Bunları kimse inkar edemez. Şüphesiz bu başarıda uyuşturucu çetelerinin yanı sıra PKK'ya yapılan operasyonların da payı var. PKK'nın kırsal yapılanmasına yönelik operasyon sayısı Süleyman Soylu zamanında tam %318 oranında arttı. Kırsalda çökertilen PKK, Türkiye'deki uyuşturucu faaliyetleri de kesilince neredeyse eylem yapamaz hale geldi. Uyuşturucu operasyonlarını bizzat takip eden Süleyman Soylu, terör operasyonlarında da hep sahada oldu. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te terör operasyonunu takip eden bir bakan güvenlik göçleri için moral kaynağı olmuştu. Ben de askerdeyken Kato'da bir defa aslında Süleyman Soylu gelmişti yılbaşında. Yani bu asker için gerçekten büyük bir moral kaynağı. Neticede hem uyuşturucu geliri hem kaçakçılık geliri hem de insan kaynağı kesilen terör örgütü artık Türkiye'de bitme noktasına gelmişti. İşte bugün Süleyman Soylu'ya PKK ve FETÖ uzantılı medya kanallarından yapılan ve herkesin izlemekle yetindiği saldırının sebebi bu istatistiklerdir. Güvenlik makalesi okumadığını açıkladığı için eleştirilen Soylu bir röportajında biz terör ve mücadelenin kitabını yazmak yerine Ankara'da oturup FETÖ'nün yazdığı güvenlik makalelerini okusaydık Türkiye'de terörist sayısını 120'ye düşüremezdik demişti. Seveni olur, sevmeyen olur. Siyaseten onlar başa konudur. Ancak iç güvenlik, terör ve uyuşturucu ile mücadelede ortada bu istatistikler mevcut iken FETÖ ve PKK medyası bu istatistiklerin intikamını almak için bu kadar saldırırken Süleyman Soylu'yu savunmamak vefasızlıktır demiş. Süleyman Soylu'yu seversiniz, sevmezsiniz fark etmez. Gerçekten de dendiği gibi e, bu zaman bugünümüzde Ali Yelikaya'nın yaptığı operasyonların çok ses getirmesi yani sanki Süleyman Soylu'nun zıttına, Süleyman Soylu'nun e, düşmanlığına, Süleyman Soylu'nun zıt fikirde olmasına falan bağlanmaya çalışıyor. Bu gerçekten saçma sapan bir algı operasyonu olmuş oluyor. E, şu anki Ali Yerlikaya eğer bir başarı elde ediyorsa bunda Süleyman Soylu'nun zamanında yaptığı operasyonların zemin hazırlamasının e, tabi caizse FETÖ'nün, PKK'nın ya da uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılarının, uyuşturucu kaçakçıların yollarının, üretimlerinin neyse bunların köküne dinamit koyması ve en sonunda patlatan Ali Yelikay olmuş olur bir nevi. Bu şekilde yani Süleyman Soylu'yu seversiniz ama bu başarıyı, bu yapılanları, şuradaki istatistikler göz önündeyken yani bu terörist sayısının azaltılmasını, terör operasyonlarının artmasını görmezden gelmek, uyuşturucuyla mücadelede ki en büyük somut örneği de bundan dediğim gibi 3-4 yıl öncesinde uyuşturucu kaçakçısı görürseniz bacağını kırın diye polislere talimat veren adamı sanki uyuşturucuda Ali Yelaka'dan farklı düşünüyormuş gibi göstermek bence şerefsizliktir. Bu şekilde Süleyman Soylu dosyasını şimdi kapattım.